1 Ekim akrep burçlarını aylık yorumluyoruz, tarot çekiyoruz. Korkuyor musun aldatılmaktan ya da yalan söylemekten akrepler? Çünkü siz kendi içinizdeki yalanlarla yüzleşemediğiniz için hep birilerinin size yalan söyleyeceğini düşünüp tedirginlikler yaşıyorsunuz. Bence bu bir korkular, yani yalan korkularınızdan çıkın. Sizin ailede bir erkek ya da bir kadının arkasından doğacak bazı miras konularınız var. Ve bu miras konularınız biraz karmaşık ve sizi yorma ihtimali çok yüksek olacak. Ama yargıya geçecek. Ve bu yargıyla birlikte sizin hayatınızla alakalı noktadaki her şey olması gerektiği gibi, yani oluşması gerektiği hayatınızın dengesini kuracak olarak söyleyebilirim. Yeni iş kapısına geçenler dengeyi bulma ihtiyaçları var. Bununla birlikte seçiminiz var. İş seçiminizle ilgili eğer ki doğru seçimi yaparsanız gerçekten mutlu olup su gibi arınacağınız ve gözlerinizde artık doğru bakmaya ve doğru iş kapısında olduğunuzu temsil eder. Bence dediklerinizi geride bırakın. Çünkü iş size gerçekten dengeyi bulma, artı gitmeniz gereken yollar ve büyük başlangıçlar sağlanacak. Sadece şu gözünüz doğru noktaya görsün ve doğru el imzaları atacağınız, doğru imzalar atılacağınız gözüküyor. Peki ne yapmak istiyorsunuz? Belli yollara gitmek istediğiniz ve kendi hayalinizde ve sağlık sektörüyle uğraşan insanlar bu sağlık kartını da temsil eder. Çok büyük bir oluşumla birlikte kaoslarınız, yani sizin zihinsel kaoslarınız var ama sen kaosu kendin yaratıyorsun. Birinin sana yarattığı bir kaos değil. Bence yapman gereken tek şey enerjini bol bol oturtman gerekiyor ve bu enerjinle birlikte dönüşümü sağlaman lazım. Yani bu yılı akrepler bitirdikten sonra her şeyin iyileşmeye gideceği ve oluşmak istediğiniz gücün, ateşin enerjisini yeniden yakacağınız ve bu yakınlar size yönünüzü ve başarıyı ve ödülünüzü ya da bayrağınızı alacağınızı temsil eder. Peki aşk hayatınızda neden kendiniz? Evet, siz kendinizi kurban gibi hissediyorsunuz. Vicdan, elim kolum bağlandı ve bu ilişkiyi devam etmek istiyorum ama bir türlü parasal dengemi oturtamıyorum diyorsunuz. Evet, para dengeniz ve aşk dengeniz parayla birlikte oturacak ve gerçekten mutlu olacağınızı düşünüyorum. Çünkü sizin hayatınızdaki deve kadar güçlü ve büyük bir ihtimal farklı ülkelere seyahat etmek istediğinizi ve bunlarla birlikte yenilikler öğreneceğiniz ve olması gereken annenizle alakalı ya da ablanızla alakalı da yargılamayı bırakıp onun hatalarını devamlı benim hatam diye bırakırsanız her şey çok büyük bir başarıda mührünüz ve içinizdeki sanat ön plana geçecek. Muhteşem de bir aşk yaşayacağınızı düşünüyorum. Ya da bu yaşadığınız aşk size huzuru, yönü bulma ve kaderinizdeki doğru insanla hayatınızı devam ettirdiğiniz gibi. Bence ilişkinizi zorlamayın. Sahip çıkın. Gerçekten mutluluğu, seyahati birlikte gideceğiniz ve oluşması gereken her şeyi en iyi aşkla yapacağınız gözüküyor. Bence bırakın. Bilim size aşkı da, parayı da, sağlığı da, bereketi de getirecek. Sağlık için çekelim. Bakalım. Sizin en önemli şeyiniz evliliğinizin sağlıklı ya da ilişkiniz oturduğu takdirde sizin sağlığınızda bir sıkıntı olmadığını gösterir. Bence doğru kapıdasınız, doğru mutluluktasınız, doğru geçittesiniz. Hem iş olarak hem para olarak en rahat bir dönemi ama yıl sonundan sonra daha büyük bolluğu sağlayacaksınız. Sevgi ve mutlulukla kalın, umutla kalın diyorum.